Evet, sen ne dersin de devam ediyoruz yayınımıza. Akif Bekir geldi stüdyoya, son anda yetişmiş olsa da yetişti yani. Evet, trafik kötüydü biraz ama zaten günde pek parlak, tatsız, iç açıcı bir gün değil maalesef. Bugün aslında yayına Sultan Abdülhamit döneminde iki Türkiye kadar toprak kaybedildi biliyorsun. Yavuz, Abdülhamid'in vermediği konusunda Cumhurbaşkanı ısrarlı, sen bilirsin kim verdi, senin bu işte bir parmağın var mı diye sorarak başlayacaktım ama. Biraz espriyle başlayalım istemiştik ama espri yapacak halde kalmadı. Ne bizim öyle bir halimiz var ne memleketin bunu kaldıracak bir hali var. Evet, çok yani sabahtan beri bakıyorum bir terör saldırısı var geceden. Şehrin merkezine gelmiş uzun namlulu iki terörist polis evine baskın düzenliyor. Kendilerini patlatıyorlar falan. Bir polis maalesef hayatını kaybetti. Yani şehit oldu. Sonrasındaki tartışmalara bakıyorum. Sanki o mesele değil de başka şeyler konuşuluyormuş gibi. Yani bu işin bir siyasi sonucu olsun diye özel çaba sarf ediliyor. Bir siyasi kampanyaya dönüştürmüş vaziyette. Neymiş? Terör. Cumhuriyet Halk Partisi 2013 yılında teröristlerden birisini gazeteci olarak kendi raporunda ismini yazmış. 2013, 10 yıl önce. Yani doğrusunu istersen benim de bugün boyunca terör saldırısı na mı yanayım, şehit verdik şehide mi yanayım, bir can gitti, yaralanan vatandaşlar ve polis var, onlara mı yanayım, bunun siyaseten istismar edilmesine, kullanılmasına, bunun neredeyse bir seçim kampanyasına alet edilmesine. Evet. Tamam, muhalefet kampanya sanki bunun üstüne. Muhalefet de seçim yarışının terörle mücadele kılıfına sokulmasına mı yanayım bilemedim. Yani öyle karışık duygular içindeyim ve çok can sıkıcı. Evet. Yani AK Partililerden görmüşsündür tweetleri zaten. Şamil Tayyar, Mustafa Varank'ın az önce biz izleyenlere de aktardık. Hepsi Cumhuriyet Halk Partisi ile bir ilişkilendirme. Ya şehidin çok cenazesi kalkmadı. Bu nasıl bir fırsatçılık? Yavuz, şehidin cenazesi kalkmadı daha ya. Kalktı mı? Bir tören düzenlendi ama kalkmadı. Bir tören, hayır, tören var daha kalkmadan bunlar kalkmadı. Başladı. Evet, tabii. Bunlar cenaze kalkmadan başladı. Bunlar sabahtan başladı, hatta geceden bir kısmı geceden başladı. Şamil Tayyar'ın şeyi burada. Yani. Tweet'i. Terör örgütü eylem yapacak, bir terör saldırısı yapacak. Şehit verilecek. Bu herhalde siyasi karşıtlar, muhalefet suçlansın diye değil. İktidar sözcüleri de, propaganda makinesi de bu ana muhalefeti suçlayacak. Meclisteki muhalefeti, diğer muhalefet partilerini. Bu da değil. Bunu nasıl geçmişte anlayacağız, nereye koyacağız? Geçmişte bu tip, bu özellikle yani acı tazeyken daha dikkatli davranışların sergilendiğini gördük. Yani geçmişte bu tip Türkiye terörle çok uzun zamandır mücadele ediyor. Bu tip tabii tatsız hadiseler oldu, can sıkıcı hadiseler oldu. O taziyeyi biraz yaşandığını gördük ama şimdi gerçekten daha cenaze kaldırılmadan bu işin siyasi bir kampanyaya çevrilmiş olmasını. Ya AK Parti'nin genel merkezinde bununla ilgili tweet atmayan kalmadı CHP ile ilişkilendirerek. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün il başkanları toplantısında benzer ifadeler kullandı. Yani neye baksan diyor, HDP'ye, CHP'nin gazeteci, siyasetçi, sivil toplum temsilcisi diye sahip çıktı. Kesimlere çıkıyor yolu, bir de batıya çıkıyor diyor. Hepsi öyle yani. Şöyle o zaman, yani iktidara oy vermeyen, iktidar partilerinden olmayan herkes ya terörist, ya terör yandaşı, ya destekçisi, ya terörün izinin çıktığı yer, ya da batı potansiyel şüpheli filan. Hayır, zaten batıda zaten öyle batı, de içerideki milletin yarısını söylüyorum, bu ülkede toplumun yarısı muhalefet partilerine oy veriyor. İşte onlar da batının aparatı, bir miktarda öyle de şeyler var yani. Böyle dehşet verici bir şey olur mu? Bizim terör saldırılarında evvelden beri bir numaralı prensip birlik beraberliği güçlendirmekti. Evet. Niye? Çünkü eğer bölünürsek terör amacına ulaşır. Ya milleti ayrıştıran, bölen bir dil neye hizmet ediyor sence? Terörle mücadeleye mi, terörün amacına mı bu durumda? Yani burada artık her şey siyasetin önüne çıkmış, önüne geçmiş. Her şey siyaset haline gelmiş. CHP'yi eleştirirsin. Geçmişte 10 yıl önce bir rapor yayınlamış. O raporda adı geçen biri 10 yıl sonra bir terör eylemine karışmış. Şimdi terörist çıkmış 10 yıl sonra.
Ya o zamandan sonra mı oldu, ne ara oldu? Çünkü Veli Ağbaba yayındaydı. Şu an bu terör eylemini gerçekleştiren şahsın 2014 yılında çözüm sürecinde çıkan bir yasayla cezaevinden tahliye edildiğini söylüyor AK Parti'de. Veli Ağbaba bırakmamış mı cezaevinden? Veli Ağbaba, Bay Kemal bırakmıştır. Bay Kemal. Şimdi mesele şu Yavuz. Veli Ağbaba eleştirilmeye değer bir şey yapmış olabilir. Yaptığı değerlendirme hatası içeren bir rapor olabilir. Rapor da olabilir. Tabii. CHP bir hata yapabilir. Yapmaz mı? Herkes yapıyor. İktidar ama bu terörü desteklediği manası çıkmaz yani. Ama arkadaş, ya bu ülkede ana muhalefet partisinin, CHP'nin, CHP yöneticilerinin, altılı masadaki diğer liderlerin ve o partilerin yöneticilerinin bir terör saldırısına sevineceğini düşünmek hangi akla hizmettir? Yani böyle bir delilik nasıl akla gelebilir? Bu cinnet hali ya. Ama zaten bu geliyorum diyen bir şeydi. Süleyman Soylu yanılmıyorsam Kuzey Irak'taki bir operasyonda sana kötü bir haberim var diye Kemal Kılıçdaroğlu'nu etiketleyerek böyle bir paylaşım yapmıştı. Yani çok ürkünç bir şeydi. Çok feciydi. Çok tabii. Çok feci. Yani böyle şimdi, bir şey, bu devlet dili değil. Yani böyle bu tür şeyler pek görmedik de ben hatırlamıyorum. Yani bu yaşa geldim. Evet. 30 yıldan fazladır bu işi yapıyorum. Gazetecilik yapıyorum. Bu yeni bir durum. Böyle bir popülizm dozu ve düzeyi daha evvel rastlanmamıştı. Evet. Vardı bu ülkede popülist siyasetçiler vardı. Hassas sinir uçlarıyla oynayan siyasetçiler vardı, oldu. Bunların hepsini gördük. Toplumu kışkırtan, provoke eden siyasi dil söylemler gördük. Ama yani terörist yakalayıp ana muhalefet partisi liderini mentionlayarak sana kötü bir haberim var demek. Bir İçişleri Bakanı'nın bunu söylemesi akla gelebilecek bir şey değildi. Ya bu düşünülebilecek bir şey değildi. Evet. Yani bu devlet dili değil. Bu devlet ağzı değil. Geçenlerde başka bir şey oldu mesela. Sedat Peker'in aranıyor. Basın danışmanı olarak bir kişi yakalandı. Yanılmıyorsam ondaydı. Gene bir tweet attı. Soysuzun biri yakalandı. Tabii. Bu devlet dili değil. Devlet adamı, İçişleri Bakanı suçla mücadele ediyor. Kanuni yetkilerle, kanun diliyle konuşur. Bu olmaz. Biz bir süredir görüyoruz. Mesela bu olaydan sonra bu yeni tweetmiş ama bir öncesini versene, ondan sonra geçelim. Şimdi bir öncesine geçeceğiz arkadaşlar. Selahattin Demirtaş bir tweet atıyor bu olayla ilgili. Ne diyor Demirtaş? Mersin'deki silahlı saldırıyı kınıyorum. Kınıyor yani. Labicimi yok. Hani öyleydi de böyleydi de bu işte bilmem ne falan demiyor. Kınıyorum. Siyasetin sorumlu şiddet dışı çözümlerde ısrarcı olmaktır. Ölümleri durdurmaktır. Aslında burada HDP'ye çağrı var gibi anlıyorum ben. HDP diyor ki tavır al diyor. Sert tavır. Devamı var. Şiddetin her türlüsüne karşı çıkacağız. Bu ifade biliyorsun HDP'nin hep kullandığı veya Ocalan'ın hep kullandığı ifade olduğu için biraz alerji yaratıyor. Ucu açık bir laf. Evet. Demokratik siyasette ısrarcı olacağız. Bunun herkes tarafından da böyle vurgulanması, net olarak bilinmesini isterim. Biraz PKK'ya bir gönderme gibi de düşünebilir. Yani demokratik siyasette ısrarcı olacağız. Bunun herkes tarafından net olarak bilinmesini isterim. Ya şiddeti bir yöntem olarak siyasetin dışına atan, reddeden bütün siyaset kurumunu da, bütün partileri, ki HDP de orada eski eş başkanı olduğu parti. Onu da buna karşı, şiddete karşı tavır almaya çağıran bir metin. Aslında net de bir mesaj. Öyle. Baktığın zaman. Yani tam birebir bir şeyin, iktidarın dili ağzı değil, CHP'nin ağzı değil, öbür partilere, işte İyi Parti'ye uymaz ama sonuçta o oranın dili de böyle bir dil. Şimdi, reddediyor. Aynen. Bir öncesine geçelim. Evet. Buna ne veriyor Süleyman Soylu? Onu konuştuğumuz için şimdi yeni bir tweet var. Yeni haberi de vereceğiz biz izleyenlere de. Katil Demirtaş, daha geçen hafta terörist başını öven 6-8 Ekim'in faili cezaevinden Mersin'deki silahlı saldırıyı kınamış. O kadar iğrenç ve aşağılıksın ki birlikte fail olduğun PKK'yı burada bile temize çıkartıyorsun. Çünkü en güçlü ortaklık suç ortaklığıdır diyor. Bir kere gerçekten yani dil üslup çok felaket bir dil üslup. Demirtaş'ın üstelik, katillikten bir yargı kararı var mı? Katillikten benim bildiğim yok. Bir mahkumiyeti yok. Var. 6-8 Ekim olaylarından da daha mahkumiyeti yok. O da yargılanıyor yani. Onu diyorum yani. Yani yargı süreçleri var. Benim bildiğim bir cinayette tetikçilik ya da azmettiricilikten bir şeyi yok. Evet. Bir mahkumiyeti yok.
6-8 Ekim olaylarında da parti olarak bir çağrı yapmışlar. Protesto çağrısı yapmışlar. O çağrıya şiddet karışmış. O çağrıyı şiddet gösterisine çevirenler olmuş. Bundan dolayı sorumlu tutuluyor. Üstelik öyle bir yargılama yapılıp o işten insanlar beraat etmiş olmalarına tabii rağmen. Tabii oradaki 6-8 Ekim olaylarındaki şeylerle ilgili de cinayetlerle, ölümlerle ilgili de görülmüş davalar var. Görülmüş. Evet. Cezalar kesilmiş filan. Şimdi katil Demirtaş ya eleştirebilir. İçişleri Bakanı, bak şunu anlarım. İçişleri Bakanı Demirtaş'ın üslubunu, dilini eleştirebilir. Bugün de bu dilleme daha net, ne zaman olacaksın? Daha cesur ne zaman olacaksın? Bunu dese cuk oturacak ya, tam yerine İçişleri Bakanı'ndan beklenecek tavır, benim bekleyeceğim tavır böyle bir günde budur. Ya mesela şunu diyebilir: niye kınadın diye tepki gösterilmez. Niye kınadın diye. Arkadaş, niye daha ileri kınamadın? Doğrudan niye isim kullanmadın? Kandil'e niye? Evet, ben isme bile, şimdi oraya geleceğiz isim tartışmasına, o da ayrı bir tartışma. Benim bildiğim AK Parti yıllar boyunca Cumhurbaşkanı Erdoğan'da muhalefetten gelen ismiyle terör örgütünü anarak kınama çağrılarına hep reklamını mı yapacağız? Reklamını yapıyorsun. Reklamını mı yapacağız diye tepki verdi. Niye bu eylemi yapıyor örgüt? Her yerde adı geçsin anılsın diye. Bugün de iktidar siyasetçileriyle medyası isim anmadan terör örgütü ve terör saldırısı diye kınayanların peşine düşmüş. İlla herkese PKK ezberledi. Ama orada da nasıl peşine düşme? Milli Savunma Bakanı da benzer nitelikte bir kınama yapıyor yaptığında. O da isim anmıyor ama muhalefet yaptığı zaman niye isim anmadın diye çullanılıyor üstünde. Yavuz, yani devletin dili tavrı dili zaten bu. O. Milli güvenlik siyasetiydi, stratejisiydi bu. Evet. Böyleydi. Yani ben Ankara'da gazetecilik yaparken de çok net biliyorum yani bu doğru. Anmayın net, diye uyarılır mı? Kullanmayın diye. Hatta işte şehitlerle ilgili şu kadar şehit olduğu zaman bu işleri çok fazla büyütmeyin, o propagandaya alet olmayın ekmeğine falan. Ekmeğine yağ sürmeyelim, tabii, sevindirmeyelim terör örgütünü. Ben toplantılar yapıldığını biliyorum. Yani amacına hizmet etmeyelim, var. Bizi karşı karşıya getirmek, karşıya gelmeyelim, bizi bölmek istiyor, bugün güçlerimizi birleştirelim, yek vücut olalım. Böyleydi terörle mücadelenin dili, bugüne kadar böyleydi. Stratejisi buydu. Şimdi bir öbür tweet'le verelim mi arkadaş? Demirtaş'ın yanıtı var anladığım kadarıyla. Yeni gelen. Hemen geçelim bunu, öbürüne bakalım. Evet. Hayrola kirli, ellerini ovuşturup beklerken karanlık siyasi hesapların boşa mı çıktı? O yüzden mi bu kadar öfkelisin? Size rağmen bu ülkeye barışı, huzuru, kardeşliği getireceğiz. Beni etrafındaki çakallarla karıştırma kirli, aslan yattığı yerden belli olur diye. O da yani ben siyasetin bu düzeye gelmesine, tamam başlatan Demirtaş değil ama siyasetin dilinin bu düzeye gelmesine taraftar değilim. Ama işte şimdi yani, Süleyman Soylu ile ilgili o kadar Demirtaş'ın da evet çok ağır bir şeyle karşılaşmış. Evet. Bir İçişleri Bakanı'nın kullanmaması gereken bir dil. Olmaz bu. Kanun dili değil, hukuk dili değil, devlet dili değil. Fakat Demirtaş o düzeyde cevap vermeyebilirdi. Bunu tercih etmeyebilirdi. Şimdi Veli Ağbaba'yla konuşurken 2013 yılında gazeteci diye raporlarına koydukları bir isim bugün bir terör eylemine katıldığında kendilerinin suçlanmasının haksızlık olduğunu söylerken Süleyman Soylu'nun fotoğraflarını gösterdi ekrandan. Yani birçok insanla fotoğraf var suçlularla. O zaman biz buna ne diyeceğiz? Yani bunların hiçbirisi konuşulmuyor. Şimdi bizim 10 yıl önce yazdığımız rapordaki bir isim üzerinden CHP ile bir bağlantı kurulmaya, bu çok kötü bir kampanya diye tepki göstermişti. Yani bir agresiflik var İçişleri Bakanı'nda. Yavuz, dakika bir şehit cenazesi kalkmadan terör örgütü bir saldırı yapmış. Kalkıp ana muhalefet partisine, önümüz seçim, seçime bir yıldan az zaman kalmış, iktidarın rakipleri, karşıtları suçlanacak bundan dolayı bu eylemle. Zaten bütün terör eylemlerinin ucu, izini sürseniz bunlara çıkıyor. Bunlar zaten terör yandaşı. Daha evvel yakında bunu her en gün, üst seviyede Cumhurbaşkanı her gün söylenen laflar var. O altılı masada terör yandaşları var, yabancı büyükelçiler var, millet yok filan gibi laflar söyleniyor. Demokratik muhalefeti, siyasi rekabeti, sandık çekişmesini imkansızlaştıran bir tavır bu. Suçlaştıran bir tavır bu. Önümüz seçim. Siyasetin alanını genişleterek terörle mücadele kazanılırdı. AK Parti bunu savunuyordu.
Canım bu daraltarak AK Parti'den değil. Önce de işte Düzova'da siyaset, dağda silah yerine diye. Bunun baş savunucusu AK Parti'ydi. Asker bu noktaya gelmişti. Milli güvenlik siyaseti bu noktaya gelmişti. Ağar, Mehmet Ağar en güçlü olduğu bunu söylüyordu. Çağrı yapıyordu dağdakilere. Dağda silahla gezeceğinize gelin Düzova'da siyaset yapın diye. Niye? Çünkü terörü bitirmenin yolu İlker Başbuğ, eski Genelkurmay eski başkanı kaç sefer bunu söyledi emekliliğinden sonra da. Eğer tek tek etkisiz hale getirerek imha ile terörü bitirmek mümkün olsaydı şimdiye terör örgütü PKK'yı 5 kere bitirmiş olmamız lazımdı dedi. Dağ çıkışın önünü kesmediğiniz sürece bitiremezsiniz. Siz ne kadar etkisiz hale getirirseniz getirin yeniler çıkıyor dağ. Evet. Onun için terörün zeminini kurutacaktın. Ki o konuştuğunda jeopolitik durum böyle de değildi yani. Suriye'de bu mesele yoktu. Dengeler ya, bu kadar değişmemişti. İşin içine dünya girmemişti falan. Terörün zeminini kurutacaktın. Terör örgütünü marjinalleştirecektin. Yalnızlaştıracaktın. Silahlı kısmını. Tabii terör örgütünü. Toplumdan izole edecektin. Toplumdaki sempatizanlarını kazanmaya çalışacaktın. Toplumu onlara doğru itmeyecektin. Toplumdan onları izole edip toplumu demokratik yollara kazandıracaktın. Bugünkü dil hangisini demokratik süreçlere katacaktın. Bugünkü dil hangisini şimdi yapıyorsun? Ona geliyorum. Kimi marjinalleştiriyor? Bütün bir toplumun yarısı. Yani muhalefet partilerine oy verenler ve sadece onların HDP temsilcileri. Yani. Hayır canım. Sadece HDP değil. Zaten burada tamamen bir terör örgütü muamelesi görüyor. Ya zaten o dil ortada. Yani. Tabii, HDP değil. Altılı masa. Az önce bir sözü söyledik. Her gün söyleniyor bunlar. Bütün altılı masa. Kim var altılı masada? CHP, İyi Parti, yani Akşener, Kılıçdaroğlu, Temel Karamollaoğlu, Deva Babacan, Davutoğlu, Gelecek, Gültekin Uysal, Demokrat Parti. Ya şimdi bunların hepsi, Allah aşkına bak yani isimlere. Bunların hepsi terör yandaşlığıyla suçlanıyor. Terörist gibi laflar direkt bile söyleniyor. Tabii. Yani toplumun yarısını temsil ediyor o masa. Şimdi bunun hepsini terör örgütünün yandaşlığına iterek, öyle göstererek terörü nasıl marjinalize etmiş oluyorsunuz? Nasıl marjinalleştirmiş, izole etmiş, yalnızlaştırmış oluyorsunuz? Marjinalize etmek mi, izole etmek mi yoksa seçimi kazanmak mı Akif? Ya şimdi oraya geliyorum. Böyle hangisi daha önemli kısa vadede? Demokratik rekabetin alanını daraltarak genişletmek yerine demokratik mücadele yollarını tıkayarak muhalefeti imkansızlaştırarak suçlaştırarak hayat hakkı tanımayarak seçim kazanılır mı emin değilim. Yarına yazdığımda emin değilim. Ama terörle mücadelenin böyle kazanılmayacağını en çok AK Parti söyledi, en çok AK Parti savundu. Eskiden AK Parti savunurdu. Onu söyleyebilirim sana. Yani bugünkü orada yaptıkları AK Parti'nin kendi terörle mücadele inancını, birikimini, tecrübesini, savunusunu inkarıdır aynı zamanda. Şimdi olmaz böyle bir bu şey. Bu söylem yeni de değil. Aslında bu söylemi biz yerel seçimler öncesinde de gördük. Yani bu denendi, yapıldı. Şimdi biraz daha ileri gidiyor. Görüntü onu gösteriyor. Oralarda bir farklı girişimler de oldu. HDP'lilerin oylarını alabilmek için. İşte İmralı'dan mektup getirildi. Nasıl İmralı'dan mektup mu getirildi? İmralı'dan. Kim? Demirtaş mı getirtmişti? Demirtaş getirtmiş. HDP İmralı'dan mektup getirdi. Bay Kemal getirtmişti. Bunu ajansa yayınlatıp TRT'ye Öcalan'ın kardeşini falan mı çıkarttı? HDP ya da Bay Kemal. Muhtemelen, onlar yaptı değil mi? Muhtemelen Bay Kemal yapmıştı. Tabii. Bunların hepsi denendi. İşte orada hatırlıyorsun değil mi? DHKPC'ler su faturanızı getirecek. PKK'lılar gaz faturanızı getirecek diye. Özsasek'in ifadeleri var ya. Muhalefet yani bu mesela ben duyduğum zaman şok olmuştum. Nasıl bu kadar olabilir? Yani bu nasıl söylenebilir? Bu kulaklar neler duydu daha Yavuz? Ya. Yani unutuyoruz şimdi söyledikçe tamam. Çıkıyor. İstanbul'da Sisi'ye mi Binali Bey'e mi oy vereceksiniz diye Ekrem İmamoğlu Sisi'ye benzetildi. Ekrem Dupolos dendi. Evet. Resmi görevliler Cumhurbaşkanlığında Ekrem Dupolos gibi şeyler attılar, tweetler. Yani nefret söyleminin düzeyini, dozunu görüyor musun? Başka şeyler de oldu. Seçimlerden sonra Ankara, İstanbul başta muhalefet belediyelerine Bay Kemal tarafından 40 bin terörist doldurulduğu söylendi. Tabii. O teröristler doldurulurken terörle mücadele birimleri, güvenlik birimleri, polis, İçişleri Bakanlığı neredeydi, hükümet neredeydi, ne yapıyordu? Ve şimdi neredeler o kadar? Bu ayrı, bu bir yana. İyi de Akif'le Yavuz mu gidip yakalayacak 40 bin teröristi? Evet.
Ya Akif'le Yavuz mu yakalayacak? Bize niye söylüyorsun? Git yakala. İBB'de kaç? 550 tam sayı vardı. Evet, İçişleri Bakanı ay ay şey veriyor. Türkiye'de şehirlerde kalan toplam terörist sayısına. En son Ağustos ayında 100'e yakın terörist kaldı demişti. Eylül ayında bir bakmıştım bugün gün içinde de. 16 Eylül'de hafızam yanıltmıyorsa. Ya Eylül 2022'de de toplam 8-9 şehirde 120 küsür galiba Yavuz, şimdi şey olmasın, ilaf olmasın. Yani 120 civarında 120 küsür terörist kaldığını söylüyordu. Şimdi sayıları bu kadar net biliyorsak bunları bırakmayalım. Bunları eylemden önce yakalayalım. Bunları bırakmayalım. Amanoslar'da hiç kalmadı diye Trabzon'da açıklaması var. İnşallah. İnşallah. Hayır, ama terörist kalmasın. Amanosların da bir işte Mersin'de. Efendim? Amanoslardan gelip yapıyorlar bu eylemi. Ya tabii ben şunu söylüyorum. Kalmazsa seviniriz. Tabii. Hepimizin can güvenliği bu ülke. Bu ülkenin şu partilere oy verenler iyiliğini, diğer geri kalan tüm fertleri kötülüğünü istiyor değil. Hepimizin bu ülke. Ya sadece o iktidara, o partilere oy verenlerin ülkesi değil. Ya da bu ülkeyi değil. Birileri fazla seviyor veya bu ülkenin sahibi değil. Yani. Yavuz sen nereden geldin buraya? Yani. Uzaydan mı indin? Sen nereden geldin buraya? Başka bir yerden mi geldin? Burada doğdum. Deden, dedenin dedesi. Evet. Ya bu ülke şu partiye oy verenlerin de bu partiye oy verenlerin değil mi? Aşık Veysel'in de değil mi? Yarın hani öldüğümüzde, toprağa gömüldüğümüzde sen gümüşsün de ben tunç muyum? Yani sen toksun da ben aç mıyım? Sen kardeşim bu ülkeyi sen seviyorsun da senin dışındaki herkes nefret mi ediyor? Sen iyiliğini istiyorsun da senin partine oy verenler iyiliğini istiyor da diğer partiler ve oy verenleri kötülüğünü mü istiyor? Ölüşün niye istesinler? Mü istiyor, yok olsun mu istiyor? Niye istesinler? Onlar senin olan bu ülkede misafir değiller ki, senin kadar hak sahibiler. Bu ülkenin güvenliğine öyle yönelen... Öyle bir şey hissediyorsun ama değil mi? Yani iktidar söyleminde bu ülkenin sahibi biziz. Bu ülkenin... Biz olmazsak bu ülke batar, bölünür, işte gelir işgal ederler, birilerinin oyuncağı olur, ekonomisi batar, biz olmazsak sanki bütün tarihi boyunca böyle bir ekip yönetti Türkiye'yi, Allah muhafaza. Bu milletin bir yarısı düşman bu millete. Evet. Onlar zaten gayrimilli millet ama, milletin bir yarısı ama onlar gayrimilli. İç kopuk dedi ya, daha ötesi var yani, iç kopuk dedi yani AK Parti şimdi, milletvekili muhalefete. Böyle, kimsenin böyle bir şeye hakkı yok. Onu söyleyeyim. Yani bu ülkede sizden başka herkes kötülüğünü istiyor. Ülkenin güvenliğine yönelik bir terör tehdidi olursa sadece sizin güvenliğiniz tehlike altına giriyor. Bu diğerlerinin güvenliği tehlike altına girmiyor. Bu ülkenin başına kötü bir iş geldiğinde, ekonomisi kötüleştiğinde sadece bir tek siz zarar ediyorsunuz, başkaları etmiyor. Tam tersi oysa. Tam tersi. Tam tersi. Tam tersi. Uygulamada baktığında. En korunaklı kesimler iktidar gücünü ellerinde tabii bulunduranlar. Tabii. Öbürleri daha açık tehlikeye her açıdan. Maddi manevi, ekonomik, fiziki, terör tehdidi, her yargısal türlü tehdidi de daha yargısal, her türlü tehdidi de daha açıklar. Ya bu işleri bırakalım. Terör saldırısı karşısında iktidarlar milleti birlik beraberliğe çağırırdı. İlk yaptıkları iş bu olurdu. Ben hep böyle gördüm. AK Parti'de de böyle gördüm. İlk yaptıkları iş ana muhalefet partisinden başlayarak sen suçlusun, zaten izi sana çıkıyor teröristin, sen suçlusun, sen de suçlusun, sen de teröristin falan demek değildi. İlk yaptıkları iş şimdi birlik beraberlik olma zamanı. Birbirimizin bu konularda eksiği, kusuru, gediği varsa bile aynı şey muhalefet için de geçerli. İlk tabii gün, o muhasebe de hemen yapılmazdı. Şehit cenazesi kalkmadan yapılmazdı bu iş. Muhalefet de hemen sen niye tedbirsizlik yaptın, almadın, niye güvenlik açığı var? Bu sorgulanır. Zaten bir terör saldırısında ilk sorgulanacak şey İçişleri Bakanlığı neredeydi? Bu niye önlenemedi? Bu olur. Tabii. Bu olur. Terör saldırısını önleme görevi. Ama maalesef senin bizde son dönemlerde değil. Bir şey yok ki böyle bir hani böyle bir sorgulama, böyle bir yani işin muhasebesi yapılmıyor ki. Direkt terör suçlanıyor, mesele kapanıyor. 10 Ekim sorgulandı mı yeterince? Detaylı bir biçimde. Suruç sorgulandı mı yeterince? Detaylı bir biçimde. Ya ölenlerin suçlu ilan edildiği bir süreç yaşadık orada, felakete bak. Ölenlerin yakınlarının müdahale edemediğini yaralılara veya ölenlere bir süreç yaşadık. Çünkü işte bir yas da ilan edilmeli, bir acayiplikler oldu o dönemde. Şimdi de öyle ya, sanki sorumluluktan variste gibi davranılıyor sorumlular tarafından. Asıl sorumlusu var yani bu işin. Fırsat çıkmış gibi değerlendirenler, dilim bile varmıyor inan bana. Yazdım yani bunu ama yani yazarken elim bile gitmedi ya. O kadar ağır geliyor insanın yüreğine.
Ya sanki fırsat doğmuş, muhalefeti zaten terörist gösterme, düşmanlaştırma, suçlaştırma kampanyası vardı. Onu somutlaştırma imkanı çıkmış gibi davranılıyor daha şehit cenazesi kalkmadan. Buna kalkışılır mı? Bunu böyle, ya bir terör saldırısı siyaseten fırsata dönüştürülür mü? Yavuz, hiç. Bundan kim yararlanır? Bu kime yarar sorusu kadar da bana kahredici gelen bir soru yok bir terör saldırısı olduğunda. Can gitmiş, can. Yavuz, can gitmiş. O daha bir ocağa, ötesim var. Bir ocağa ateş düştü. Yani evet. Hiçbir insan düşünmez. Ya o dostları var, aile yakınları var, milletin bir evladı, tamam. Milletin tamamı üzülür buna ama Yavuz, herkes hayatına devam eder. Tabii. Hemen hayatına devam edecek. O kapı kapandığı zaman o acı başka yerde yaşanıyor. O acı o ocakta yaşanmaya devam eder. O ocakta o acı can yakmaya devam eder. Devam eder yani, o unutulacak bir acı değil bu. Bununla yaşayacak artık o ocak, o aile. Ya arkadaş, böyle bir şey varken, yani önümüz seçim. Biz aslında burada muhalefetle bizim rakiplerimiz, karşıtlarımız sanki meşru rakipler değil, meşru partiler değil. Biz aslında terörle mücadele ediyoruz. Meşru siyasi partilerle etmiyoruz gibi bir söylem bir ülkeye, bir terörle mücadeleye ne kazandırır? Kazandırdığı nerede görülmüş? AK Parti'ye sor, eski AK Parti'ye sana söylesin. Siyasete ne kazandırır? Abi kime, bu neye hizmet ya? Bu terörle mücadeleye hizmet değil mi? Siyasete bir şey kazandırmaz yani. Anca şu olabilir, sokakta tansiyonu yükselten bir şey olur. Yani buna inanan, halisane duygularla bunu doğru kabul edip muhalefete ne bileyim keskinleşen, keskin ifadeler kullanan, bazen de saldırgan olabilen bir takım grupların oluşmasına katkı sağlar. Şimdi o da tansiyonu yükseltir seçimde. Terörün niye terör yaptığı nasıl açıklanırdı? Kardeşi kardeşe kırdırmak için, evet. Bizi karşı karşıya getirmek, bölmek, parçalamak için. O zaman ayrıştırıcı dilden, hem de böyle bir günde, duygular acıteyken, ayrıştırıcı dilden daha fazla bunu yapan ne? Yani terörle mücadeleye mi hizmet edeceğiz? Yoksa terörün amaçlarına mı? Neye hizmet edeceğiz? Ne demeye bu yapılıyor? Ama burada siyaset artık her şey gibi görünüyor Akif. Onu anlayabiliyoruz da. Benim sorguladığım meselelerden birisi, denenmiş bir şey niye tekrar denenmek isteniyor? Başka bir şey olmadığı için mi elde? 2019'da, ne yapacaksın yani? 2019'da evet. Bu siyaset köklendi. Denendi. Dibine kadar denendi. Evet. Ve ters tepti. Doğrusal sonuç vermedi iktidar açısından. İstediği deneyenler sonucu açısından. Alamadı en azından yani. Ankara, İstanbul kaybedildi. Buna rağmen hala bu neyin ısrarı diyorsun? Evet. Muhtemelen başka yapacak bir şey olmadığını düşündüklerinden, bence var oysa. Yazık ya, hiçbir iktidar da bunu hak etmiyor aslında. Böyle bir, bu kadar sıkışmış değil yani sonuçta. Böyle bir strateji, böyle bir seçim stratejisini hak etmiyor. Hayır. Hayır, yani AK Parti 20 yıldır iktidarda büyük bir birikimin üstünde oturuyor. Büyük bir tecrübenin üstünde oturuyor. Bambaşka bir şeyle çıkabilir milletin karşısına. Bu millet de muhalefet de iktidarın bu pozitif, müsbet rekabetinden fayda sağlar. Faydalanır. Bu da millete yarar. Milletin birliği, beraberliği güçlenir. Bölünmez, parçalanmaz millet. Tam tersine kardeşi kardeşe kimse kırdıramaz. Kardeşlik bağları güçlenir bu ülkenin. Vatandaşlık bağları güçlenir. Dil doğru olsa siyasetçiler arasında. Tabii. Üslup doğru olsa. Müsbet rekabet olsa. Tabii. Pozitif rekabet olsa. O da ancak işte dille, üslupla mümkün olabilir. Öyle tabii ya. Onlar terörist. Ana muhalefet ne yapalım? Maalesef terörist onlar. Ötekileri maalesef hepsi terör yandaşı. Altılı masa, bir ittifak daha var sizin karşınızda. Maalesef orada bir tek dış güçlerle işte şeyler var. Terör yandaşlar var. Ne yaparsınız? Biz de isterdik böyle olmasın. O zaman kimle seçime gireceksiniz siz? Ne yapalım? Başka seçenek yok vallahi. İşte ne yapalım? İşte milletin de kaderi bu. Ülkenin kaderi artık bizim kaderimizle örtüştü, çakıştı, bir oldu. Evet. Ne yapalım? Yani biz de böyle olsun istemezdik. Biz de hani burada gerçek bir ana muhalefet partisi olsun. Gerçek diyor. Yani muhalefet olsun isterdim. Yerli ve milli muhalefeti de biz oluşturacağız diye. Ya böyle bir, temsilcileri bunu böyle söylüyorlar. Bir, ya böyle basit, böyle çocukça bir propaganda olur mu? Ne yapalım vallahi işte, yani bunlar da işte şey çıkmadı. Gerçek demokratik muhalefet çıkmadı. Bunlar suç örgütlerinin merkezleri, ben terör devlet, yandaşı devlet falan. Devlet Bahçeli'nin son mitingini, metnine baktım. Yani Türkiye'de sanki gerçekten her an bölünebilir, her an büyük bir tehlike, her an işte bekası tehlikeye girmiş bir ülke. Bir kere yani burası da çok sorunlu bir durum.
bu kadar uzun bir yönetimin ardından bu kadar sarsılmaya müsait, her an uçurumdan düşmeye, yuvarlanmaya uygun bir ülke tanımlaması ne kadar rahatsız edici bir şey. İktidarın da bu dönemde yapamadığını göstermesi açısından kritik. Hep düşmanlar, hep o düşmanlarla mücadele, dışarıda düşmanlar, içeride ona destek verenler ve sadece Cumhur İttifakı Türkiye'yi kurtarabilecek tek güç, kurtarabilecek. Çünkü ama, gitti gidiyor Türkiye. Ama hepsi terörist tablo çıktı diğerlerinin. Peki, muhalefet beğendiremiyorsun, planla yarış diyorsun, tamam. Evet. O alternatif olamaz bana. Niye? Ya maalesef o dış güçlerin maşası. Büyükelçiyle oturuyor, öbürüyle bilmem. Bununla yarış peki, bu rakibin bu olsun. Yok, o da olmaz. Niye? Maalesef onlar ihanet şebekesi çıktı, Şer İttifakı. Peki bununla o faşist TPC. Bunlar emperyalizmin maşası. Peki bunlar, ya bunlar da terör yandaşı, biliyorsunuz işte bunlar. Yani terörist, terörün uzantısı. Peki beğendiremiyoruz. Kim yani o zaman, kim rekabet olmayacak? Bu nasıl bir demokrasi? O zaman iktidar kimseyle meşru alanda çekişemeyecek. İktidar meşru alanı temsil edecek. Muhalefet gayrimeşru alanı. Böyle bir çekişme olur mu? Böyle rekabet olur buradan mu? Bundan da demokrasi millet, çıkmaz zaten. Bundan millet ne yarar sağlayacak? Biri bana onu anlatsın. Bunun millete ne hayrı olacak? Biri onu anlatsın. Milleti bölmekten, parçalamaktan, kutuplaştırmaktan başka ve terörü, bu terör saldırısını yapanları, terör örgütü yandaşlarını, bütün melunları, alçakları, emperyalistleri, dış güçleri bundan daha fazla ne sevindirir? Birisi onu anlatsın bana. Ya bu sevindirmez de ne sevindirir? Tam bu diller kullanılırken Süleyman Soylu'nun istifa ettiği, istifanın Cumhurbaşkanı'nın cebinde olduğu falan gibi spekülasyonlar da vardı. Duydun mu öyle bir şey? Duydum. Mümkün değil. Kaygılıyor. Onun dışında sosyal... duydum anlamında hiçbir, söylüyorum. Hiçbir, yani bir kulis bilgiye sahip bir sanırım. Hiçbir teyide güvenilir duyuma sahip değilim. Bırak teyidi, bırak doğrulamayı. Bırak hani herhangi bir güvenilir duyuma sahip değilim. Güvenebileceğim muteber bir kaynaktan böyle bir şeyi duymuş değilim. Dolayısıyla ya bu birkaç defa daha önce yaşandığı siyasi için. Siyasi okuma olarak baktığında da sanki böyle bir şey pek böyle bir dönemde olur gibi de görünmüyor bir, yani. Ben bir sebep görmüyorum ama bu şöyle oldu. Bir süre yakın bir zamanda, bir hafta iki hafta içerisinde şaşırtıcı bir şekilde İçişleri Bakanı Soylu'nun yakın çevresiyle sohbetlerde, özel dar sohbetlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı 2023'te Cumhurbaşkanı seçtirmekten başka bir siyasi amacının, kariyer hedefinin olmadığını söylediği anlatılmaya başlandı. Evet. Niye? Nereden icap etti bu? Yani başka bir amacım yok, işte seçtireceğim. Sesi de galiba bir sesi de çıktı değil mi? Kendine? Ben sesi duymadım ama ben, bunu işte şeyde... Şamil Tayyar da yazdı, başkaları evet, da yazdı. Şimdi daha özel meclislerde, dost meclislerinde bunu zaten öteden beri söyler. Aslında siyaseti bırakacak seçimden hemen sonra, hiçbir siyasi kariyer hesabı beklentisi yok. Seçilmezse devam edecek. Cumhurbaşkanı yok. Erdoğan'dan sonra bir siyasi kariyer planı hesabı yok, beklentisi evet. Yok. Eğer tek amacı var, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tekrar Cumhurbaşkanı seçtirmek 2023'te. Ondan sonra da siyaseti bırakacak. Ya şimdi böyle bir teminat vermeye niye gerek duyuldu? Kimin böyle bir şeyi duymaya ihtiyacı var? Ne geliyordu da ön alınıyor? Bu şeyler insanın aklına geliyor. Bu şüpheler hepimizin aklına düştü. Benim de siyaseti izliyoruz. Durup dururken ne? Kimse yani. Şey değil yani, herkes abi ne oluyor diyor, diyorsun, dedirtiyor bunlar. Fakat onun dışında yani niye istifa etsin? Daha evvel bir iki girişimi oldu, eli güçlenerek çıktı. Ama bunun garantisi yok. Bir de 1, 2, 3 yani Cumhurbaşkanı da çok öyle 3 kere yoklamaya gelebilen birisi değil tarz olarak. Bundan öncekiler de şanslı oldular. Bir isim verdi bu Milli Gazete'de iki gazeteci arkadaş, Faruk Çelik diye. Evet, yerine Faruk Çelik gelecek diye. Şöyle şeyler. Faruk Çelik de 4-5 gün Ankara'da bir işi varmış, dolaşmış bu arada. Yani yakın zamanda. Öyle bir yakıştırma olabilir diye söyleyenler de var. Yani hiç çok fazla Ankara'da artık pek işi olmuyormuş, gitmiyormuş. Bu son zamanlarda bir Ankara'da görünmüş. Tekrar ortaya çıktı. Evet. Gibi bir izlenim var demek. Öyle bir izlenim varmış. O da besliyor bunu galiba. Sanıyorum o da besliyor bu
Faruk Çelik. Yavuz, şöyle buna eşlik eden spekülasyonlar var. Dediğim gibi yani bunları teyit etmek mümkün değil ama yani aslında AK Parti'nin bu siyasi sıkışmışlıktan kurtulmak için, oyları düşüş eğiliminden kurtarıp tekrar yükselişe geçirmek kazanacak için kazanacak kadar yükseltmek bir arayışta olduğu, bunun için işte oy kaybettiği toplum kesimlerine, seçmen kesimlerine tekrar yönelme arayışında olduğu, mesela işte muhafazakar Kürt seçmenle böyle bir kontak kurma çabasına girildiği, hatta yani onlara etki edebilecek, mesela işte Irak'ın kuzeyindeki, Kuzey Irak'taki Kürdistan Otonom Bölgesi var ya, orayı yöneten işte Barzaniler falan var, onlarla bile bir takım temaslar kuruldu, onlara yakın bir takım aktörlerin öne çıkarılmak istendiği plan gibi şeyler duyuyorum, yani böyle şeyler konuşuluyor. Bunlar orada yapılıyorsa Ahmet Spor maçında da Kürdistan bölgesinin yani, bayrağı açıldı diye olay çıkıyorsa o da çok acayip bir şey. Şununla ilişkilendiriliyor bu Yavuz. Yani Soylu ile bu manevrayı almak çok kolay değil. Soylu'nun diliyle, tavrıyla. Çünkü yani eskiden terörle mücadelede devletin, ordunun, genelkurmayın, polisin, MİT'in bir dili vardı. Terörist tırnak içinde söylüyorum, gebertilmez, etkisiz hale getirilirdi. Evet. Devlet dili buydu. Devlet dili buydu. O dil Soylu'da başka. Değişti. Öbür dil. Devlet infaz etmez. Devlet öldürmez. Bırak öldürmeyi, gebertmez. Ama bunlar etkisiz kılardı. Teröristi ya yakalar ya etkisiz hale getirirdi. Devletin dili buydu. Sarı torbaya da koymazdı. Sarı torbaya koymazdı. Bunun üstünden terörle mücadele böyle bir şova, popülist iç siyasi şova alet edilmezdi. Muhalefetle mücadeleye, muhalefetle rekabete terörle mücadele alet edilmezdi. Terörle mücadele istismar edilmezdi. Niye? İstismar edenler kanla beslenmekte suçlanırdı. Çünkü insan hayatı söz konusu, ülkenin güvenliği, milli güvenliği söz konusu olmazdı böyle bir şey. Şimdi bu değiştiği için bu dilin, bu söylemin AK Parti'deki taşıyıcıları orada durduğu sürece böyle bir açılım zaten zor diye bakılıyordu. Dolayısıyla acaba yani mesela o aktörler değişecek, o gidecek, yerine Soylu gidecek, yerine Faruk Çelik gelecek falan gibi bir takım şeylere böyle anlamlar, spekülasyonlara böyle anlamlar yükleyenler var. Çünkü zaten yani o dilin aktörü gelmeden, bu dilin aktörüyle, bu söylemin, bu popülizmin aktörüyle o olmaz. O işleri yapmak mümkün değil. O olmaz. Böyle anlamlar yükleniyor ama ben doğrusunu istersen bunları... Bir spekülasyon daha var onunla ilgili. Gerçekçi buna görmüyorum. Yani Süleyman Soylu'nun az önce söyledim, Beyda Abla da fotoğraflar gösterdi. Bir takım isimlerle fotoğrafları, yani Türkiye'de konuşulan bir takım isimlerle fotoğraflar çıkıyor peş peşe. Sedat Peker'in iddiaları vardı hatırlarsın. İşte İçişleri Bakanlığı'nda Sezgin Baran Korkmaz'la bir araya gelmesi dahil olmak üzere reddetmedi de onu. Başka iddialar da vardı. Sigorta şirketiyle ilgili falan da. Önümüzdeki dönemde AK Parti'nin taşıması güç başka iddiaların da gündeme gelebileceği, onun için şimdiden önlem almak isteyebileceği biçiminde de, bu da tamamen spekülatif tabii, eğer olacaksa bu yüzden olabilir gibi değerlendirmeler de vardı. Herkes kendince evet. Yani böyle bir şey ama bir kaynama olduğunu herhalde kabul etmek lazım. Şuradan yani bu çıktı. Onu şey yapmayalım yani, onu yatsımadan konuşuyoruz bütün bir kaynama söyleyeyim. Var. Şuradan çıktı o kaynama, az önce söyledim. Yani vallahi billahi işte seçimden sonra siyaseti bırakacak şey hiçbir beklentisi, hesabı, şeyi yok. Tek amacı var, Erdoğan'ı tekrar cumhurbaşkanı seçtirmek. Bu lafı dolaşıma soktuğunuzda insanlar ne oluyor diye kulak kesilirler. Sonra boşlukları kendileri doldurmaya başlarlar. Acaba ondan mı, acaba bundan mı, acaba öyle mi, acaba böyle mi? Bunlar şu an pür spekülasyon. Bunlar üstüne bir şey kanaat inşa edemeyiz. Onu ben kendim tabii, etmiyorum. Tabii. Ama bunların hepsi konuşuluyor ve bu işin kaynağının nereden çıktığının güvenilir bir şeyi olmasa bile, duyumu bende olmasa bile, ona yüklenen anlamların bende güvenilir şeyleri var, kaynakları var. Yani o tür duyumlar benim ciddiye aldığım, itibar ettiğim kimselerden de geliyor, öyle söyleyeyim. Evet. Yani anlam yükleme işi. Yani bu duyum, bu böyle bir şey olabileceğini gerçekçi bulup buna anlam yükleyebiliyorlar ve bu anlam yükleyen insanlar siyasetin yabancısı değil,
ve ciddiye alınmayacak kimseler değil. O bölgeyi de çok sıkı takip eden insanlar. Yani bundan sonra biz 9 ay boyunca seçim üzerinden yürüyeceğiz, orası kesin. Konuşmadan geçmeyeyim istediğim mesele, sen de aslında şey yapmıştık, bugün Cumhurbaşkanı biliyorsun il başkanları toplantısında konuştu, yine Avrupa'ya üzüldü. Yani Avrupa'nın %8-9 enflasyon açıklandığını ama o enflasyon aslında öyle olmadığını söyledi. Birileri bu konuşma metinlerini yazıyor. Avrupa'nın aslında bütün dünyanın ekonomik sorunu var. Türkiye'de o ekonomik sorunlardan bir bölümünü yaşıyor ama Türkiye çok daha iyi noktada. Ana fikri olan konuşmalar bunlar. Ama bunu yazarken bunu yapar mısın ya? Enflasyon 8-9 ama hissedilen çok yüksek orada. Yaşayan herkes biliyor. Der misin gerçek yani? Gerçek enflasyon Türkiye'de, değil o. Gerçek enflasyon değil der misin? Normalde %70-80 de 8 açıklıyorlar. Bak kandırıyorlar. Ya TÜİK'le ilgili Türkiye'deki tartışmalar varken böyle bir şeyi devreye sokar mısın? Cumhurbaşkanı çok yanıltılıyor. Ve geçenlerde birkaç gün önce gençlere ne dedi? Eğer sizi ben bile yanıltmaya çalışırsam aynı tavrı bana karşı alın dedi. Evet. Bana karşı da aynı tavrı alın dedi. Gençler Cumhurbaşkanı'nı bu kadar çok yanıltanları Cumhurbaşkanı'na bu sözü de gerekçe göstererek şikayet ederler benden söylemesi. Yani niye? Çünkü Abdülhamit toprak kaybetmediği bir daha söyledi. O ne? O ne Akif? Ya metnin, 40 kere oldu bu. 40 kere de tartışıldı. 40 bir de Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısında Abdülhamit ne kadar toprak kaybetti, etti mi etmedi mi? Bu mu konuşuluyor? Evet. Gram, birisi de diyor bir karış, en son gram ondan önce asıldı dedi zaten. Bir karış değildi, bir gram oldu şimdi. Evet. Oysa iki Türkiye kadar, iki Türkiye'den daha büyük bugün coğrafi olarak. Artık Türkiye'de toprak, herkes biliyor bunu yani. O öyle bir tartışma oldu ki. Kaybedildi. Tabii. Yani Mısır, Tunus, Kıbrıs, bu say yani. Balkan, ya şimdi Abdülhamit Duyunu Umumiye'yi kurdu biliyorsun, onun da döneminde kuruldu. Yani ekonomik bağımsızlığı Abdülhamit kazandırdı, sonra kaybedildi demek de böyle bir şey. Ya da Abdülhamit idam edildi demek, tahttan indirildi ama idam edilmedi. Evet. Şimdi bunları kim yanıltıyor, kim bu yanlış bilgileri veriyor bilemiyorum, onu bulmak lazım. Duyunu Umumiye İdaresi dış güçlere, tefecilere Osmanlı Maliyesi'ne emanet teslim etme işiydi. Adam parasını alsın diye. Ekonomik bağımsızlık savaşı vermedi, tam tersine onun tam tersiydi. Yani bir de bilgiye bu kadar kolay ulaşıldığı bir dönemde yapılıyor bu. Ya şimdi diye buradan bilgi dediğin şey düğme kardeşim. Buradan şuna geleceğim. Bir de ayrıca bugünün konusu mu Allah aşkına bunlar? Hayır, ayrıca. Memleket burasına kadar derde gömülmüş, boğulmuş. Derdimiz başımızdan aşkın. Uğraştığımız işlere bak ya, öyle oldu mu, böyle oldu mu yazıyor tarih kitaplarında. Google'a basılırsa çıkacak o yani. Çıkıyor zaten. Şimdi asıl mesele şu. Cumhurbaşkanı ekonomiyle ilgili de sağlıklı olmayan bilgiler verildiği izlenimi doğuruyor. Niye? Çünkü İşte büyük liderler artık faizi indirerek, faizi artırarak enflasyonla mücadele etmiyorlar. Enflasyona müdahale etmeyi bıraktılar. Artık kalmadı öyle kimse dünyada. Faizi indirerek, faizi indirerek enflasyonla mücadele ediyorlar. Büyük liderleri örnek olarak da mesela Putin'de. Ama o konuşmasında sadece Putin'den de bahsetmiyor. Hem Şangay'da, Semerkant'ta yaptığı toplantılardaki liderlerin aynı görüşte olduğunu söylüyor. İsmen Putin'i söylüyor. İsmen Putin ama hem de Birleşmiş Milletler'de yaptığı toplantılarda liderlerden aldığı bilginin o yönde olduğunu söylüyor. Tamam. Kimle konuşmuş? Tamamı faiz arttıran ülkelerin liderleri. Ya şimdi onu diyorum. Bu ABD değil, bu AB değil, bu İngiltere değil. Bunların hepsi faiz arttırarak müdahale ediyorlar. Cumhurbaşkanı mesela İngiliz sterlini %5 değer kaybetti. İktidar medyası tarihi düşüş diye çok üzüldü hallerine. Evet. Çok üzüldü. Oysa 2021'de dünya birinciliği bizde biliyorsun Türk lirasında %80 civarında değer kaybetti TL. Dünya birincisi olduk yani. Bu sene de dünyayı kıskandıracak bir performans çıkarıyoruz. Yani evet. Öyle gidiyor şu sata an. Sata. Öyle gidiyor. Şimdi ama onların haline üzülüyoruz. Niye bu bir halde? Bir de eleştiriyoruz. Merkez Bankası Başkanı açıklama yapmış. Geç kaldık diye. Bak geç kaldı Merkez Bankası faiz arttırımında diye. Tabii. Ya adam faiz arttıracak, geç kaldık diyor. Kendi öz eleştirisini yapıyor. Sendeki duruma bak. Ya ne yapıyorsa beyni yalar insanı. Ya gerçekten. Bizimkiler diyor. Sigortalar atar yani. Bizimkiler şey diyorlar. Bunlar hala yani bu AB, ABD, İngiltere filan. Bunlar hala faiz artırarak enflasyonu durdurabileceklerini zannediyorlar. Vah zavallılar. Onların hallerine üzülüyorlar, acıyorlar. Niye? Çünkü artık dünyada kimse kalmadı öyle. Bunlar dünyada değil mi? Kim peki dünyada faiz indirimine geçen? Putin geçmiş mi bakalım? Savaş başlayınca
İlk yaptıkları şey Rus Merkez Bankası'nın faizi iki katına çıkarmış. İki katından fazla. %20'ye çıkarmış. Faizi önünü almış. Önüne geçmiş faizin. Faiz %20'ye varmadan, pardon, enflasyon %20'ye varmadan faizi %20'ye koymuşlar. Önüne koymuşlar enflasyonu. Bizim önden yükleme dediğimiz işte o koltuğunu tabii kaybetmesine neden olan Merkez Bankası Başkanı yaptığı hareketi yaptı. Tabii yani faizi orada zapt edince, kontrol altına alınca bu enflasyon sefer ekonomide durgunluk yaşanmasın diye, pardon, enflasyonu orada zapt edince ekonomide durgunluk yaşanmasın çekiyor diye faizi gibi kademeli geri çekmeye başlamışlar. 7,5 şu anda. Dolayısıyla Rus Merkez Bankası enflasyonu düşürmek için faiz indirmiyor. Enflasyonu tutmak, düşürmek için faizi iki katına çıkardı. Enflasyonun önüne zamanında koydu zamanında. Sonra enflasyonu zapt edince ekonomi iyice durgunlaşmasın diye, bir de öyle bir tehlike var, resesyon tehlikesi var, onu kademeli geri çekmeye başladı. Ekonomi durgunlaşmasın diye indiriyor. Adamlar faiz insin savaş diye değil. Adamlar savaşta değil mi? Faiz insin diye değil. Adamlar savaşta. Enflasyonu yaptırım altındalar. Görülmemiş bir yaptırım altındalar. Evet. Enflasyon 13-15 aralığında seneyi %12-13 ile bitirmeyi hedefliyorlar. Sana bir soru daha soruyorum. Seneyi %12-13 ile bitirmeyi hedefliyorlar. Bir soru da, geçen yıl yılbaşında, her yıl yılbaşında Putin geleneksel bir basın toplantısı yapıyor ya, orada ona faiz işini sormuşlardı ona. Faizi niye yükseltiyorsun? Belki diye inanmayacaksınız ama ben Merkez Bankası'na karışmıyorum. Türkiye gibi yapsam sonuçlarını gördünüz diye. Yükseltmesinden hoşlanmasam bile faizi yapması gerekeni yapıyor Merkez Bankası. Ben karışmam. Ekonomist değil ki karışsın bir kere. Ben karışmam. Evet, öyle bir eksikliği var onun. Ben karışmam. Karışırsam sonumuz Türkiye gibi olur diye bize örnek göstermiş. Tam yılbaşında söylemişti tabii onu yani. Dolayısıyla Rusya'da faiz indirimine imkan sağlayan şey liderin büyüklüğü değil. Büyük lider meselesi değil. O büyük liderler artık vazgeçti bundan diyor. Bizim dediğimize geldiler diyor ya. Büyük Merkez Bankası. Bağımsız Merkez Bankası Rusya'da, Rusya bunu ona borçlu. Savaş ve yaptırım şartlarında, yaptırım altında %13-15 enflasyonu tutabiliyorsa bunu ona borçlu. Burada şimdi verilen bilgilere bakıyorsun. Mesela işte Rusya'da faiz niye, nasıl indiriliyor? Önce enflasyonu durdurmak için mi indiriliyor, yoksa durdurmak için çıkarılmış mıydı? Bu bilgi ortada yok. Yanlış bir bilgi var. Yanıltıcı bir bilgi. Kim yanıltıyorsa Cumhurbaşkanı'nı zor durumda bırakmayı amaçlıyor. Çünkü Cumhurbaşkanı kendisi gençlere söyledi. Sizi ben bile yanıltırsam bana karşı tavır alın dedi. Ve söylemekten de çekinmeyin dedi ama Türkiye'de tabii sicil pek parlak değil. Derdini söyleyen, itiraz eden gençlerin hangi muamelelerle karşı karşıya kaldığı. ODTÜ'de mezuniyet töreninde pankart açan çocuklar. Geçenlerde bir yerde okudum. Biz unutuyoruz çok çabuk. Biliyorsun bir operasyon yapıldı ve evlerinden gözaltına alınmışlar. Sonra da cezaevine konmuşlar. ODTÜ'den birkaç yıl önce. Ha, eski abi. Birkaç yıl önce. O çocuklar ODTÜ'den mezun olduktan sonra bir süreyi hapiste geçirdiler. Sonra yargılandılar ve beraat ettiler. Beraat ettiler yani. Tutuklu yargılamanın, tutuksuz yargılamanın esas olduğu bir hukuk düzeninde oluyor bu, değil mi? Esas sonrasında Boğaziçi'nde biz aynı şeyi gördük. Yine çocuklar itiraz ettiler. İtiraz ettikten sonra cezaevine konuldular. Yargılamaları devam ediyor. Ama sonra tahliye edildiler. Cezaevinde vakit geçirdiler. Yani Türkiye'de itiraz etmek, hele Cumhurbaşkanı'nın söylediği bir şeye itiraz etmek, öyle hani maliyeti ağır bir şey. Cumhurbaşkanı bana karşı bile özgürlüğünüzden taviz vermeyin dedi. Gençlere söyledi. Evet. Biz ne yapalım diyorsun? Peki gençler... Bitiriyoruz. Yavuz bitiriyor muyuz? Ha, gençler bunu unutur mu peki? Herhalde sandığa gittiklerinde itiraz edeceklerse bir formül bulurlar diye düşünüyorum. Şimdi son bir şey. Cumhurbaşkanı enflasyon arzu etmediğimiz seviyelere çıktı dedi. Daha önce yoktu bizde enflasyon. Bakan Nebati enflasyonla büyümeyi seçtik demişti. Evet. Yani arzu etmediğimiz seviyelere kendiliğinden çıkmadı. Biz çıkardık demişti. İstesek sert tedbirlerle düşürebiliriz. Ama düşürmemeyi seçtik demişti. Ama şimdi dünyayı o tedbirleri alıyor diye eleştiriyoruz ve Türkiye'nin noktasına geldi. Benim kafam karıştı Akif. Şu kafa karışıklığını Perşembe günü çözelim diyorum. Müsaadeniz. Yani senin çözülür mü emin çözeriz değilim. Çözeriz. Senin derdinin dermanı olmayabilir Yavuz. Çözeriz. Perşembe günü buluşacağız saat 18'de. Sen ne dersin tekrar birlikte olacağız. Biz yarın saat 17'de buradayız. İzleyenlere teşekkür ederim. Hoşça kalın.